Herkese selamlar, ben Emir Avcı. Traktörüm.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Nifolat'ın TR5.110 modeli var. Elektro Combat modeli. Çıktığı yıldan beri, yani 4. senesi bu sene. 2018'in Ekim ayına çıktı, yani son çeyreğine çıkmıştı. Yani bayağı takip ettiğim, beğendiğim bir model oldu. TD motoru var. TR6 şanzımanı var. Öyle düşünün yani. Yarı Türk, yarı yerli. Yani yarı Avrupalı, yarı Türk, öyle söyleyeyim size. Traktör de baya hani bunlar da ilk başta 16-16 olarak çıkıyordu vites sistemi. Şimdi şanzıman 32-32 olarak geliyor. Eskiden opsiyondu, şimdi standart olarak gelmekte. Bunu bir inceleyelim. Baya ufak tefek değişiklikler var, onlardan da bahsedeyim sizlere. Traktör'ün otomobil kanalında da bunu görmüş olursunuz şimdiden. Hadi bakalım geçelim traktörümüzü incelemeye. Traktörümüz gördüğünüz gibi bayağı uzun, uzatılmış bir motor. TD'ler gibi zıplama problemi yok. Çünkü motor ne kadar güzel toprağa kendini aktarırsa sarsıntıyı o kadar da azaltmış olur. Bunlar da kabin süspansiyonu eklendi şu anda. Ön ağırlıklar uzatıldı. 40 kilo ama uzatıldı, bakın gördüğünüz gibi böyle bir çıkıntı. Yani neredeyse mesela önceki ağırlıklar şuraya kadar falandı. Yani bir karışa yakın hemen hemen uzama oldu yani bu traktörlerde. Ağırlık aynı, sadece ağırlığı yere basma kabiliyetini arttırdılar, öyle söyleyeyim kısacası. Bunlar bayağı heybetli bir model. Lastik ebatlarından dolayı ön tarafındaki ızgarayı görüyorsunuz, havayı buradan alıyor, buradan girip yan taraftan veriyor. Köpek balığı yüzgeci gibi bir şey var, çıkışı var. Hani böylelikle de temiz bir çalışma sağlıyor. Yazı da aynı bunda. Bunlarda yazı tipi değişmedi. Elektro Combat yazısı var sadece eklenti olarak. Ön tarafında 40 kilogramdan 10 tane ağırlık var arkadaşlar. Ön tarafı bayağı güzel, sağlam basıyor yani. Tek handikap şöyle söyleyeyim. Destek hidrolik direksiyon pistonunu neden çift çıkışlı yapmadınız? TD'ler gibi olmuş biraz. Hani birazcık Avrupa'yı olduğundan dolayı bunu aslında çift çıkışta olsa daha iyi dönüş turu sağlayabilir sizlere, öyle söyleyeyim yani. Şeye geçelim. Dinamik çamurluklarımız var bunlarda. Şöyle göstereyim. Dinamik, gayet güzel hareket edebilen. Alet çantamızın yeri 3 basamaklı sistem. Biliyorsunuz TD'lerde 2 basamak var. Bunlar yükseldi. 3 basamağa çıktı. Şeyimizi buraya koymuşlar, kompresörümüzü. Yerini şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha korunaklı olmuş bence. Tekerlek içinde bulunmuş olması. Üst tarafta farlarımız var. LED olarak verilmiş 2 tane. Sağda ve solda sinyallerimiz yine mevcut. Aynalarımızı şöyle göstereyim. Aynalarımız TMR'la geldi. Mercekli bir ayna sistemi var şurada, gördüğünüz gibi. Buradan arka traktörün arkasını şöyle görebilirsiniz aslında. Üstteki aynamız yine klasik aynamız arkadaşlar. Ağırlıklarımızdan bahsedeyim. Bunlarda genelde 50 ama bunda 45 kilogramdan 2 tane burada, 2 tane o da 180 kilogram ağırlığımız mevcut. Lassa lastik de geliyor. Lassa Agri Radial, ben de kullanıyorum. 420-85-38 ebatlarında. Bunda da 340-85-28 ön lastiklerimiz. Şöyle arka tarafına geçelim. Bu traktörü bayağı anlatacağım size. Yani bu traktör bayağı güzel bir traktör.
Kuyruk bilimizi başlatmadığımız tuş, hidroktemizi kaldırdığımız tuş buralarda mevcut. Çamurluk yapısı çok hoşuma gidiyor. Bir kere çok estetik duruyor yani. Kabin süspansiyonu önemli bir eklentiydi. Çoğu çiftçimiz biliyorsunuz sonradan ekliyor bu özelliği bu traktöre. Ama orijinalinde olması bence her zaman tercihimdir. 4 tane arka lambamız mevcut bunlarda. Yuvarlak ve güzel bir şekilde yapılmış led olduğu için yani daha güzel aydınlatıyor. Solda tepe lambamız, plakalığımız. Yine burada da kuyruk binimizi başlatıldığımız tuş. Hidroliklerimizin tuşları buraya da konulmuş. İki tarafta da var yani. Ek güç pistonlarıyla beraber bunlar 5400 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Bayağı arka tarafı güzel bir kaldırma kapasitesi var yani bu traktörlerde. Arka hidrolik yağımızın konulduğu kısmımız şurası. 6 adet güç çıkışımız var. İkisini otokola veriyor. Bunlar Avrupa arka kısmı sahip olduğu için şöyle göstereyim. Sök tak yani hiç itmenize gerek yok. Direkt söküp takabiliyorsunuz şeyi, jakları. Kurtağız bir hidrolik sistem. Şöyle göstereyim. Delikli bir pimli kaskı sistemimiz. Hidroliklerimizi ayarladığımız kol aşağı yukarı hareketini sağladığımız kol. Cam silecek suyumuzu koyduğumuz yer hem ön ve hem arka için. Arka güç çıkışımız, elektrik soketimiz şöyle göstereyim. Disk fren sistemi var bunlarda. Düz kovan şeklinde geliyor bakın şöyle. Şuradan da şöyle. Asansör çekimimiz, düz çekimimiz. Hepsi arka tarafta mevcut arkadaşlar. Şöyle içine doğru geçeceğim ben. İçini ben anlatmaya doyamıyorum bunları. Bu arada güzel bir eklenti yapmışsınız. Türk Traktörü tebrik ediyorum. Eskiden şu eklenti yoktu, kabin eklentisi. Ben bir kere TR500'e binmiştim. Şu egzozuna tutundum traktörün. Vallahi hiç kimse böyle bir şey yaşamasın yani. Şunu yapmanız çok iyi olmuş yani. Şu kadarcık bir demiri yapmak aslında zor da bir şey değil. 145 kilogram şeyimiz var. Ya dizel depomuz var. Mazot depomuz var. S8 bir motor var. 3.9 litrelik motor özelliklerinden bahsedeyim. 3.9 litrelik S8 bir motor var. Bu 430 Nm tork üretiyor. Öyle olması gerekiyor. Yani 430 Nm tork üretiyor. Bu torku da 1400 dakikada sizlere sağlayabiliyor. S8 bir motorun yıllardır klasik özelliği aslında. İçine geçeceğim. Ben bunun içini gerçekten anlatmaya doyamıyorum. İçi dolu dolu çünkü yani. Öncelikle koltuğumuzdan başlayayım. Şöyle göstereyim. Koltuğumuz havalı bir koltuk. Yani kompresör yardımıyla ayarlanabiliyor. Elektronik shuttle'ımız şöyle gördüğünüz gibi ileri geri olmak üzere. Burada da tuşa basarak boşa alıyorsunuz traktörü. Boşa atıyorsunuz. Hostes koltuğumuz TD'lerdeki gibi aynı. Şöyle. Hani kabine olarak TD ile aynı kabine sahip. Kuyruk binimizin ayarı tekerden mi alsın, devreni motordan mı alsın diye ayarladığımız kolumuz arkadaşlar. El frenimizin konumu gayet güzel bir yerde. Kelebekli camlarımız var. Kelebek şeklinde açılan kelebek camlarımız var. Bu ön tarafı başlayayım önce. Şurada gördüğünüz gibi akış halterimiz, otomatik kuyruk mili ve manuel kuyruk mili, otomatik çift çeker ve manuel çift çeker, otomatik diferansiyel ve manuel diferansiyel olmak üzere buraya hepsi konumlandırılmış arkadaşlar. Şu kısma geçeyim. Şu kısımda sileceklerimizin aktifliği, ön sileceğimizin aktifliği ve su atma fonksiyonu, farlarımızın tuşu ve dörtlü lambamızın tuşu. Şöyle hatta basayım. Bakın yanıyor. TMR özelliği bunda da var tabii ki de. TMR tuşumuz burada. Yani kuyruk mili tuşumuz, öyle söyleyeyim. Kuyruk mili sensör tuşumuz. Şöyle anlatayım. Mesela birkaç saniye koltuktan kalktığınızda arkada kuyruk mili ekipmanla çalışıyorsanız eğer koltuktan kalktığınızda bu sensör size uyarı verecek. Hani koltuktan kalkıyorsun, ona göre davran. Siz bu uyarıyı kale almazsanız, bu uyarıyı kale almadığınızda traktör kendini stop ediyor arkadaşlar yani. Eğer bunu kapatabiliyorsunuz, mesela yem karmada çalışıyordu bu traktör, bunu kapatabilirsiniz. O zaman daha rahat kullanım sağlarsınız yani, öyle söyleyeyim size. Şimdi direksiyonumuzun aşağı yukarı ayarı var. Şurada bir tane mandal var görüyorsunuz, basıyorsunuz buna. Şöyle aşağı yukarı teleskopik bir şekilde ayarını yapıyorsunuz. Ortada da bir katran var, bunu çeviriyorsunuz. Böyle aşağı yukarı direksiyonumuzu yapalım. Bir ileri geri var, bir de aşağı yukarı var yani. Bu özellik güzel. Farlarımız, sinyalimiz ve kornamızın tuşu. Hepsi burada el altında. TD'lerde biliyorsunuz. Şu shuttle'ın hemen alt tarafında. Menü tuşlarımız, ayarları, menü ayarlarımız. 32+32 şanzıman var. Nasıl sağlıyor onu söyleyeyim sizlere. Şurada bir sürüngen tuşumuz var bakın. Bu sürüngen tuşuna basmadığınız takdirde, yani o sürüngen tuşumuz deaktifken
Bu şanzıman 16-16 olacaktır arkadaşlar. 16 ileri, 16 geri şanzıman olacaktır yani. Ama siz bu tuşa basarsanız her vitesi 2'ye bölecektir. Bu şekilde de sürüngen vitesi sağlamış olacaktır size. Yani ben size kısacası öyle anlatayım. Çok beğendiğim bir şanzıman oldu. Yani kullanım açısından gayet güzel. Arkada çünkü bunun el debriyajı da var arkadaşlar. El debriyajı sayesinde ileri geri rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani hiç debriyaj kullanmadan öyle söyleyeyim size. Altta güç çıkışımız vardı. Onların kontrolleri, kitleme tuşumuz ve güç çıkışlarımızın yine kontrolleri. Bunlar elektronik bir şekilde yapılıyor. Beyni var yani yukarıda. Arka tarafta. Bu da yine kademeler arası. Mesela A kademesindesiniz. A kademesinin arasındaki vitesleri geçirmek için A'dan B'ye geçeceksiniz. Şu tuşa basıp bura basarsanız A'dan B'ye geçersiniz. Öyle söyleyeyim size. Üst tepelenmamızın tuşu. Shuttle'ımızın agresifliğini ayarladığımız tuş. Kalkışlarda. Otomatik kuyruk birli tuşumuz. Ön ve arka çalışma rampalarının tuşları. Arka sileceğimizin hem suyu hem tuşu. Yani basıyorsunuz çalışıyor. Bir daha basıyorsunuz su atma fonksiyonu. Klimamızın kontrolleri. Teybimizin konumu gayet güzel. Ben bu teybden memnunum. Hidroliklerimizin ayarları, bu salınım ayarı, toprak altı ve toprak üstü olarak mesela ekipman taşıdığınız konumda. Bu ne kadar hızlı ve yavaş kalkacağı, bu da seviye katranı arkadaşlar. Ne kadar yukarıya kalkacağı veya aşağı inince vesaire. 540 ekonomi ve 1000 dBK, 3 adet kuyruk pili var. Onu ayarladığımız kolumuz şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir mandal var. Mandalla ayarlıyorsunuz. Şu an 1000 dBK ayarlı. Kuyruk pilimizin başlattığımız tuş. Hani gayet güzel. Yani el altında olmuş. Benim bayağı hoşuma gitti bu arada. Yürüklerimizin kontrolleri. Bakın hani bu çok güzel bir konumda. Elinizi böyle koyuyorsunuz ve bütün gün sol elinizle direksiyon tutuyorsunuz veya shuttle ayarlıyorsunuz. Bu pozisyon ayarımız, bu toprak altı işlemlerimiz için katranımız. Bu dediklerimiz yine kaldığımız tuş arkadaşlar. El gazımızın konulduğu kısım şöyle, o da el altında. Burada bir adet bardaklığımız var. Bakın bunun içine bir şişe veya bir şey koyabilirsiniz yani meşrubatınızı. Ayak gazımızın konumu şöyle arkadan öne doğru geliyor. Şöyle gayet hani insanın ayağına oturacak bir şekilde. Debriyajını söylemeye gerek yok. Zaten bunu debriyaj kullanmayacağınız için bakın yani çok da yumuşak. Frenlerimizin yeri yine şöyle gayet yumuşak. Üst tarafta sunroofumuz var. Açılabilir bir sunroof. Güneşliğimiz mevcut. Buna nazaran ön güneşliğimizin yeri, konumu. Solda 3, sağda 3 olmak üzere 6 adet havalandırmamız var. Arkada da emiş, havalandırmamızın emişi var şöyle gördüğünüz gibi. Bu teybimizin 2 adet hoparlörü var. Burada ve burada olmak üzere. Bu şekilde de içeride gayet güzel bir ses akışı sağlayabilirsiniz. Ben bayağı beğeniyorum sesini. Ben de kullanıyorum sonuçta. Ve sesinden gayet memnunum. Yan tarafta şöyle bir adet küllüğümüz var. Sigara kullanan çiftçilerimiz adına. Arka camımızın şöyle bir açılma prensibi var. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle açılıyor. Şöyle gelip şöyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz tam açılmasını istemiyorsunuz. Şöyle itiyorsunuz. Şuradaki plastiği taktırıyorsunuz. Şöyle yarım da açabilirsiniz. İsterseniz tam da açabilirsiniz. Burada arka silecek motorumuzun konulduğu kısım. Motor genel itibariyle güzel. Yıllardır da gayet beğenilen bir model olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle hatta kontağımızı da açalım arkadaşlar. Kontak yerimiz de tam şurada. Bakın açayım. Bakın ekranı bayağı renkli bir ekrana sahip. Yani benim hoşuma gitti. Şu an mesela boşta ve 5 ileri 5 geri olduğunu söylüyor. Mesela düğmeye basacağım. Şuradaki düğmeye. 6'ya çıktı bakın. Bir daha basacağım. 7, 8. Bak ötecek. Yani artık kademeyi ileri atmanızı istiyor. İleriye atacağım. 9. O 11. Görüyorsunuz. Eğer aşağı inmek istiyorsanız kolumuzu boş low pozisyona alıyoruz. Ve 5'e düştü şu an. 5, 4, 3, 2 ve 1. Gördüğünüz gibi yukarıya çıkarken de yine aynı şekilde. Bunlarda 2 adet kalem var. O şekilde viteslerimizi ayarlayabiliyoruz. Mesela şu an high pozisyona geçmemizi istiyor. High'a geçtiğimiz zaman 9'a atacaktır. 9'a attı. Bu şekilde de viteslerimizi sağlıyorsunuz arkadaşlar. Kilometre göstergemiz, akümüzün durumu, çalışma saatimiz ve kuyruk pilimizin devri. Mazot göstergemiz, hararet göstergemiz ve traktörümüzün
devir göstergesi hepsi gözüküyor yani ekranda. Gayet renkli güzel bir ekranı var, size öyle söyleyebilirim. Evet traktörüm.com izleyenleri, bugün TR510'u inceledim sizlere. Ben bu yıllardır bayağı severek kullanan çipçilere sahip bir model, bir seri. Biliyorsunuz bundan önce Farman 110A'yı incelemiştik. Farman 110A bunun da erkek evdeki kardeşi gibi düşün yani. Bir arka kapıdan çıkıyor, bir ön kapıdan çıkıyor. Sadece renkleri farklı yani. Bu videomuz da böyle olsun. TR510'u inceledim sizlere. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi, videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla böyle içerik gelmesi istiyorsanız bize yorumlarda belirtin. Size böyle daha fazla içerik çekmeye çalışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.